Aa, ölmüş. Ölmüş mü? Ana, ölmüşler. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüla Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve sonunda birbirimize kavuştuk. Berkay'la beraberiz bugün. Şöyle Türk filmlerindeki gibi bir koşmayla. Nasılsın Berkay, iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Yorgunum Yorgun. ama iyiyim. Evet, yorgun yorgun beni kırmadı. Beraber çekim yapalım dedik. Vallahi Rain seni kıracağım abi, ayağımı kırarım daha iyi. Allah korusun. Rain Simulator'a güncelleme geldi. İşte bir at falan geldi dedim. Onun bir çekimini yapalım diye girdik. Bugün bir şey de inşaat da yapmayı düşünüyoruz. Bakalım yetiştirebilirsek hepsini şey yapacağız. Berkay'a sürpriz olarak şu kapıyı açmasını istiyorum. Öncelikle oradan başlayacağız. Bir kapıyı Vallahi açsın bakalım. arkadaşlar, yani ben de çok merak ediyorum gerçekten. Arkadaşlar da bilmiyor. Acaba Sen de bilmiyorsun. Açsam mı, açmasam mı falan böyle gidip geliyor. Evet. 3, Bakalım. 2, 1. Abo. Her taraf domuz oldu. Aman dur kapıyı kapatalım da kaçmasın. Abo. Ben giremedim. Heh, her taraf domuz. Biraz fazla arttırdım Abi. domuzları. Bunlar doğurdu mu? Doğurdular. Hatta bir kere daha doğurdu. Hatta gittim iki tane de dişi domuz daha aldım. Yani bir tane erkek, üç tane dişi domuz var burada yetişkin olarak. Bizim ilk doğan Abo. yavrular da büyüdü. Bak şunlar mesela galiba ilk doğan yavrular. Şu küçük olan. Bunlar da Keşke bunlara isim de verebilsek. evet. Veya numara versek en azından. Şimdi hangisi hangisi bilmiyorum. Numara. Damga vuruyoruz falan. 5 Valla. numara. İlk 11'imiz hazır. Kalede. Valla. Ama böyle olunca işte anlaşılmıyor. Baksana şu an hangisi büyük, hangisi kesilebilir durumda bilmiyoruz. En büyüklerden şey yapacağız artık. Bayağı bir domuzumuz oldu. Kaç tane oldu Yanlışlıkla bilmiyorum. erkeği kesmeyiz değil mi abi? Erkek birkaç tane olması lazım diye düşünüyorum artık. Çünkü doğan yavrulardan da Ha bir erkek de olan doğan vardır. yavrulardan da erkek Tabi. olanlar da vardır diyorsun değil mi? Hepsi dişi Yani doğmuyor. hepsi dişi doğmuyor. Hatta hepsi erkek mi doğmuş? Yani biz asıl anneyi nasıl bulacağız? Ben onu merak ediyorum. Vallahi bunların Bu anne hepsinin var mesela. Heh, işte. tamam. Evet. Bu anne, bunu kesmeyelim. Ben direkt Evet. gördüm. Çiftlik sahibi olarak direkt Bak bunda da damgaladı yani. Direkt bunda da var. anladı yani. Ha, O bu da anne. Tamam. anne. Erkek kesebiliriz bence bir tane. Kaç tane erkeğiniz var ki kesin? Ha, bilmiyorum işte. Bak bu mesela erkek. Bu erkek. Bu da İlk erkek. erkeklerden İki tane erkek var. herhalde. Ama bu erkekler biraz sonra büyütürsek daha fazla. Şunlar büyük. Yani işlerini layıkıyla yerine getiriyorlar maşallah. Baksana abi orada olmuş ya. Evet, bayağı oldu. Peki abi gelip buradan içiyorlar değil mi? Tabii Yok. ben şey yaptım ya. Bak dikkat edersen büyük koydum iki tane, iki tane de küçük koydum. Hem suyu hem yemi. Nefsinden, yani büyük küçük fark etmiyor. Hepsinden kullanabiliyorlar yani. Bebekler işte büyükten yiyemiyor diye şey yapıp, içemiyor diye hatta Ha, düşünüp mantıklı yani. o yüzden şey yaptım. Çünkü bunlar çok küçüktü. Bunlar büyümüş hali. Videoda var galiba. Bir önceki videoda yukarıdaki kartlardan bulabilir arkadaşlar da. Bir önceki videoda vardı sanırım. Her neyse gel. Çok fazla şey yaptık. Domuzlarla zaman kaybettik. Aynen. Saat 7 oldu. Evet, hava kararacak şimdi. Bir Abi kesimhane... çok güzel Ay olmuş pardon. ya. Bir kesimhane yapalım diye düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer yetiştirebilirsek hemen şöyle şimdi başlayalım. Aynen Şuradan. olur. Şuradan. Önce ahşap temel yapacağız. Abi ama istersen şey yapalım mı? Ne Bak yapalım? saat 7 oldu. Uyuyalım. Hemen 8'den sonra. zamanlar. 8'den sonra Ha o uyuyabiliyoruz zaman ya. temeli koyalım. Temeli falan atalım. Geri kalanını sonra yaparız. Temel bu kadarcık. Aa, teker teker mi? Yani 4 tane mesela Ha bu böyle. şey mi? Bu ev gibi değil yani. Evde mesela evi seçiyorsun da bütün Yok şey olarak değil. geliyor ya. Hayır, artık öyle değil. Mesela. Blueprint geliyor. Hani bunda tek tek mi yapıyorsun? Tabii. Bunu tek tek yapıyorsun. Mesela bunları Ha. 6 tane 6 tane koyacağız. O yüzden o kadar kalas getirdim. Baksana. Bu kadar Evet kalas ama. ya, işe yarayacak ya. 6 tane 6 tane koyacağız. Önce temel olacak. Hatta şuraya bir tane de merdiven koyayım. Neredeydi? Ahşap temel merdiveni. Bak bunu da koydum. Şuradan hayvanları kesip, pardon, alıp sonra getirip burada kesip hop diye buradan halledeceğiz. Duvar da koyacağım buraya. Süper. Peki dörtlü mü yapalım? Altılı mı? Yani dörtlü biraz küçük gelmez mi abi? Küçük mü oldu? Ya bence biraz küçük ya gibi. Tamam. Ne tarafa doğru yapalım? 6'yı. Bu tarafa doğru. Hani Ha benim şöyle. olduğum tarafa da olabilir ya da arkaya doğru da Ha olabilir. uzunlamasına mı diye düşündüm ben de, evet. Aynen. Şöyle değil mi? Arka, aynen.
Heh. Aynen abi. Uzunlamasını yapalım. Dolap falan da koyacağız çünkü içine. Tabii tabii, içine mesela işte şeyleri falan da koyacağımız için. Yani mesela peynir meynir de olacak çünkü. Tabii, onları da bunun içine koyacağız. Onları da koyacağımız için hani bizim için yer önemli. Ahşap kapı çerçevesi diyor. Ahşap zemin diyor. Ahşap kapı diyor. Abi yukarı doğru bir baksana. Ne oldu? Oo. Havanın güzelliğine bak. Aynen öyle. Şöyle pencereli koyayım. Hatta hepsini pencereli. Mi pencereli yapayım ya? Olur abi, pencereli güzel olur. Işık girsin içeri. Ama pencereli olan yerlere duvar şey koyabiliyoruz mu? Ney? Dolap, molap. Dolabı iki pencerenin arasına koyarız. Bir şey olmaz. Abi yemin ediyorum var ya, zeka küpüsün ben. Sen ama yorgunlukta o şey, hak veriyorum sana. Buraya da kapı. Bir tane de ahşap kapı. Kapıyı ters mi koydu ya? Yok, süper. Tamam. Bence çatı? Güzel. Çatı da yapabiliyoruz. Ama çatıyı şimdi bunun üstüne yapabiliyor muyuz? Ne diyor? Ahşap zemin, üçgen zemin, ahşap çatı. Heh. Lan. Lan ne oldu? Çatı bir tane yaptı. Ha şöyle. Biz hepsini yapacağız. Şöyle. Uf, karanlıkta da çok zor oluyor. Mavinin içine girdim. Göremiyorum. Aynen. Ben de şu an mavinin orada. Şuralara nasıl kapatacağız abi? Onun da çapraz olanları vardı galiba. Dur dışarıdan yapacağım. Göremiyorum orada. Koyamadım bunu. Aa niye? Burası mesela açık kalmış. Bak buraya koymamışsın. Şurayı da koyamadım zaten. İstersen bir uyuyalım. Aa. Sabah yapalım ya. Şey yapamadım evet şu an. Evet abi, sabah yapalım. Şurayı abi, yapamadım abi, çünkü. Abi. Bir yanlışlık oldu. Hadi gidelim uyuyalım. Siz de uyuyalım. Çok karanlıkta kaldınız arkadaşlar. Şöyle hemen uyuyalım da bir sabah olsun. Heh. Mis. Bakalım. Burada bir yanlışlık mı yaptık acaba ya gece gece? Yo. Gayet güzel gözüküyor. Biz şu kalasları gayet getirelim. Bence oturacak. Gayet iyi. Sadece şurayı yapmadın abi. Bak şu sol taraf açık şu, kalmış. He, o kenarlara ne konuluyordu? Kenarlara değil. Şurası açık abi. Şuraya çatı koymamış. Ha oraya koyamadım işte. Ha, tamam. Ahşap üçgen duvar diyor. Ahşap üçgen duvar, ahşap kısa duvar. Duvar değil ya, çatı. Ha ha tamam böyle. Bir dakika. Şunu da koyduk mu? Evet, bak burası oldu. Şuraya niye koyamadım ben? Oo sen hemen döşedin. Eski yani döşemeci, döşedim. Döşemecilerden kim kaldı eski? Abi niye buraya yapmıyor? Böyle vallahi bir de abi. Böyle bir de saçmalıkları var işte oyunun. Heh. Bir ara gördüm yine gittim. Dışarıya doğru yapıyor ya şeyi. Allah Allah. Bir dakika. Böyle yapıyor ki. Şunu bir yıkacağım. Ahşap çatı. Ya oğlum niye bu tarafa doğru yapmıyor? Döndürebiliyor muyum acaba bunu? Heh. Ulan döndürülüyormuş ya. Tekerleğe basınca dönüyormuş ben. Ay abi. Dur. Niye olmuyor diyorum ben de ya. Evet tamam, bu da oldu. Şöyle hemen şurayı da yapalım. Neredeydi o? Sağ. Tamam. Sol. Bu da tamam. Yay, oldu. Çok güzel olmadı mı ya? Valla. Kapıyı tam çıkacaktım, kapıyı kapadın. Ben de sana yapmıştım bir keresinde, ödeştik. Ya abi şimdi de kolonu bana vallahi kolon da ya. Şey, bak. Kalasları birbirimize geçirdik vallahi. Hadi geç geç. Çok güzel olmadı mı abi? Vallahi bir de bunu boyamamız yok mu? Aa boyayabiliyoruz değil mi? Evet. İçini dışını ayrı ayrı boyayabiliyoruz. Tabii bunlar hep para. Aa boyayalım. Olsun. Boyayalım. Hepsi oldu. Hepsi oldu galiba. Hepsi oldu mu? Aha. Abi, vallahi çok güzel oldu ha. Ya. Çok güzel oldu abi. Ya, hatta zaten aradan şöyle bölsek falan diye düşündüm ama hiç gerek yok ya, boşver. Yok, bölmeye gerek yok. Şey abi, yapalım. Dur. Şeylerden koyalım abi, işte dolaplar, şunlar, bunlar. Evet. Oturma masası falan konulabiliyor mu? Ya şuraya bir de şömine yapsak şurada. Bir o şey soba. Oo çünkü çok güzel olur soba. Var ya. Gerçekten kuzine. Var ya. Of şurada bir üstünde şey patlatmamız yok mu? Vallahi. Neydi? Kestane. Şöyle masa var.
Küçük masalar. Masa, İstiyorsan tamam. Böyle masalar koyayım şuraya iki tane. Tamam, olur abi. Ben de şeyleri getireyim. Dur ya, güzel yapamadım. Abi bunlardan birisi yavaştı ya. Heh. Bence yavaş olanı hiç koymasak mı? Bence de evet. Onu götürüp satalım. Bu değil. Bu değil mi yavaş olan? Bakayım. Yok. Bu hızlı olan. Bu hızlı olan. Öbürünü direkt arabaya koy, bence satalım onu. Değil mi abi? Aynen öyle. Bunu satalım. Gidip hızlı olanlardan alalım ki. Bak bence böyle iki tane et saklama kabı da şeyi de koyalım, dolabı. Bir tane de içeriye koymuştum ben ama onu iptal edeyim o zaman ya. Evin içine koymuştum bir tane galiba. Ha şurada bak. Bunu sileyim. Buna gerek yok. Şimdi bugün yine at alamayacağız herhalde. Biz çünkü parayı büyük ihtimal buraya harcayacağız. Ama domuzlardan gelen parayla, o kadar domuzdan gelen parayla herhalde at artık alırız bir sonraki aşamada. Bunu şu tarafa mı koysak ya? Neyi? Kesim abi? İşini şurada yapsak. Ha, ben sadece iki dolap arasına koyayım diye düşündüm. Tamam, olur. Hatta bunu döndürmek mi lazım normalde? Bu masalar... Masanın üstüne işte şeyi koyacağız. Kıyma makinesini falan. Anladım abi. Metalimiz var mı? Yok galiba. Almamız gerekecek. Dolaplar için. Değil mi? Evet. Alırız. Şey de lazım. Peynir. Peyniri şimdi şey yapmadım. İneğimiz yok zaten. İnek aldıktan sonra peynir işine gireceğimiz zaman onu da yaparız. Oo, hava da güzel oldu. Aydınlandı. Güneş açtı. Şimdi biz uyuduğumuz için yine büyümüş müdür acaba domuzlar ya? Oo. Tosuncuk büyümüş olmuşlar. Büyümüş. Allah Allah. Acayip büyük bazıları. Yeni doğan var mı? Yeni doğanlarla ilgili çok güzel bir özellik getirmişler. Şimdi yine sana söylemeyeyim onu. Şeyde görürsün. Ama bugün doğurur mu acaba yarın? Bugün değil de yarın kalktığımızda belki yine de doğurmuş olur. Onunla alakalı yeni bir özellik getirmişler. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi şey yapalım bence. Metal alıp abi istersen... Burada tokları temizliyorum ama geliyorum abi. Bizim şey nerede ya? Kıyma bizim makinesi. Bilmiyorum ki. Onların biz nereye? Kıyma makinesi aldık mı? Vardı ya. Yok muydu? Benim bildiğim yoktu. Allah hadi Allah. Sen kendin... Yok ya. Beraber almış olmamız lazım. Abi biz beraber ben hiçbir şey almadık ki. Şeylerle karıştırdım metal o zaman. Metal aldık. Metal aldık abi sadece. Şeylerle karıştırdım o zaman ya. Testere şu ağaç kesme makineleri. Aynen. Ağaç kesme makinesiyle karıştırmış olabilirsin abi. Aynen. Bunu döndüreyim. Hatta ben söylemiştim alalım falan filan. Sen demiştin daha domuzumuz yok. Hani etmet yok. Evet doğru. Şuraya koyayım bari. Kapının girişinde olmadı. Veya şuraya koyayım. Bunu da boyayalım. Hangi rengi boyasak acaba? İşte oradan seçebiliyorsun. İstediğin rengi yaptırabiliyorsun. İyi. Sarı lacivert yapalım abi. Biz simülatör rengimiz yok mu ya? Aa. Beyaz ya böyle bak. Kırmızı mavi. Olur. Olur bak. Valla. Bak. Güzel olur ha. Bu rengi de güzel vallahi. Aslında. Ben bu rengini de çok beğendim. Abi, tam bir ahşap rengi. Zaten ahşap olduğu için abi olabilir de şimdi şöyle yaparız abi. Şu merdivenler beyaz olur. Hı hı. Duvarlar mavi olur. Üst kırmızı, çatı kırmızı olur. Çatı kırmızı olur valla. Alt tarafı da boyayabiliyoruz bu arada. Şu şeyler aynen, var ya. Alt tarafları zemin, işte beyaz yaparız abi. Bak, zemin tamamen beyaz. Beyaz vallahi, olur. Yanlar olabilir. Mavi olur. Çatılar kırmızı ha. Ne dersin? Süper. Valla süper olur. Bence şey yapalım. Hemen gidip başlayalım. İşe koyulalım. Gel. Tamam başlayalım. Aa bak bu ne? Ha bunu satalım ne? Diye koydun tamam. Aynen. Bu ne diyorum ben. Önce markete gidelim. Market için güzel bir yol buldum bu arada. Saçma sapan aa yerlerden gitmeyeceğiz. Bak onu da şuradan göstereyim. Hemen şöyle. Şu arka taraftan bir yerlerden böyle pıt diye marketin oraya çıkıyor. Bak dümdüz yol. Bu da böyle arkadaşlara kıyağım olsun. Yine ben saçmaladım tabi. Yine yürüyemedim ya. Ama pıt diye geldik bak. Marketteyiz. Aa çok iyi. Biz o kadar uğraşıyorduk ya. Evet. 2 saat dolanıyorduk. Şimdi önce onu bir satabiliyor muyuz bakayım? 75 dolar da olsa gönder gitsin. Ne alacaktık? Buradan at almıyor muyduk? Atı buradan almıyoruz. Açık arttırmayla satıyorlar. O yüzden ha. Alamadım zaten. Yetmiyor param yani. Şu an 700 dolarım var. Açık arttırma 1500'den falan başlıyor. Bir de girmek için açık arttırmaya 50 dolar daha veriyorsun. Bir de öyle bir şey var. Biz ne alacaktık ya? Neye geldik biz? Kafam dur diyeceğim. Boya alacaktık. Boya abi. Bir de boya bir şey... burada satılıyor mu? Boya burada satılmıyor. Bir de bir şey daha alacaktık. Abi şey sosis makinesi, kıyma makinesi makine falan. Alacaktık ya. Manuel olanından alacağız herhalde çünkü diğerleri pahalı. Manuel olanına bile 434 dolar dedi ya. O zaman da... Nasıl ya? Vallahi yani hem kıyma hem sosis makinesi alırsın. Bir sonraki bölümde ancak at alabiliriz o zaman.
Bütün parayı buna harcayacağız gibi gözüküyor. Şey yapacak mıyız? Demir? Ne ya? Demir de almamız lazım. Demiri de almamız lazım. Demiri alamayacağız aslında. Boya alacağız, demir alacağız. Boya kaç paraydı hatırlamıyorum ama demir bayağı paraydı yani, onu hatırlıyorum. Demir paraydı. Ya bize demir o kadar fazla gerek var mı abi? Şu an iki tane şeyimiz var, dolabımız var. O ne kadar istiyor ki? Ha doğru aslında. Bir tane 50'lik alırız. İşte 50'lik 500 dolar. 500 dolar. Tamam şöyle yaparız. Yani 50'lik almayız, 10'luk alırız. Acaba şey mi almasak? Sadece kıyma makinesi alalım önce. Sosis makinesini almayayım. O da olur. Kıyma yaparız. Önce sadece. Bir kıyma ile başlayalım. Tabii işimizi böyle. İşi sonra büyütelim. Tamam. Kıyma makinesi aldım. Koyalım şey dışarı. Sattın mı? Sattım onu. Ona rağmen mi 700? Tabii. 75 dolarmış ya. O bir şey değilmiş ki. Nereden para kazanacağız biz? Vallahi en sonunda hile yaptıracaklar. Ben yapmak istemiyorum dedikçe. Peki abi biz bu etleri aldık. Domuzları kestik. Kıymadan bari işlenmiş etten iyi para vardı bari. Aa bak şöyle yapabiliriz. İşlenmiş et abi, daha iyi para getiriyor evet bu arada. Lüks masa testeresi ne ya? İşte o bizimki. Ha bizimki değil mi? İkincisi. Abi 10 tanesi 100. Yani 30 tane alalım. Yeter bence. Kaç tane istiyordu hatırlamıyorum. 300 dolar olacak. 300 vermeyelim yani. Ama 16. 16 idi diye kalmış aklımda. Yetmez ki. Yine yetmiyor doğru. Öyle bir yapmışlar ki yani ne yapacağız? O zaman 400 alacağım o zaman. Vallahi yapacak bir şey yok. Çimentoya ihtiyacımız yok ama demir lazım olacak zaten. Sonra da lazım. Alıyoruz. Peki başka bir şey almamıza gerek var mı? Bir de boya bakacaktık ama şuradan. Gel boya bak. Var mı? Boya bakayım. Boyalar burada. Gel buraya gel. Buradayım. Bak. Burada makineye giriyorsun. İstediğini yapıyorsun. Dediğin gibi. Bak renkler nasıl değişiyor. 40 dolar abi bir şey değilmiş ki. Yani 40 dolara 2 tane alabiliyoruz. 2 değil. 40 80. Tamam yetmiyor. 2 boya olsun abi. Öyle yapabiliriz ancak. Mavi kırmızı yaparız. Beyazı da sonra yaparız. Evet. Bizim kırmızı. Hatta kodunu alıp direkt koduyla bile yapabiliyorsun. Yani ben şu an. Bizim, abi aynen. Bizim kırmızının tam kodunu bilmiyorum ama. Şöyle bir şey. D20 E0 diye bir şey yaptım. Bunu hatta kaydedebiliyorsun. Rengi kaydettin. Bak sen görebiliyor musun benim kaydettiğim rengi? Yok abi ben de sıfır yüklüyorsun. Ben kendim ayarladım. Anladım. Bir tane de mavi. Rengi yükle dedim. Satın al dedim. Şunun ne işe yarar? Rengi yükle dedim. Satın al dedim. Abi. Ney? Onlar daha şey olmadı. Bunlar büyük ihtimalle sonradan satışa çıkacak. Bak böyle içinden alıyorsun. Mavi de burada. Mavi de sen al. Aa çok iyi. 20 tane şeyi alanı boyayabiliyoruz buna. Ha dur önce şeyleri koyalım. Metal plakalar vardı. Tam pahalı ya. İlk önce o. Evet. Ya bir de yer kaplıyor ya bunu üst üste koyabiliyoruz galiba ama. Ben koydum üst üste. Tamam. Boyayı da şuraya koydum. Dur abi. Hah koydum. Tamam. 3 tane aldık değil mi? 4 tane aldık. Abi. Bir tane de ben koydum yana. 4 tane ha, var. Tamam. Biz bence bu domuz işinden bayağı para kazanacakmışız gibi duruyor yani şu an için. Kazanalım. Paramız artık yok gibi ama. Yani. Önce şu abi. Şeyleri bir koyalım. Aa metal 18 tane istiyormuş. 16 yapma değilmiş. Be. Yine mi yetmiyor? Yetiyor ya. 2 tane bende kaldı. 2 tane de sende kalacak. Ha tamam. Ha tamam. Şuraya okay. Koyalım istersen. Koyalım. Şöyle kenarda dursun onlar. Hadi boyama. Abi. Boyama yapacağız. Hadi boyama. Sen hangi rengi istiyorsun? Ben mavi alayım ya. Tamam. Ben şu kıyma makinesini şuraya koyayım. Aa ne oldu? Unuttuk? Ne? Tencere. Tencere olmadan kıyma makinesi çalışmıyor ki. Yere atıyor şeyi kıymayı. Tencere mi? Evet. Tencere almamız lazım. Alırız abi. Tencere ne kadar ki? Bilmiyorum. Ona bile paramız yetmeyecek galiba şu an. Tencereye. O kadar fakiriz ki yani. Bir yerde var mı diye baktım. Hiçbir yerde de yok. Almamışız daha önce tencere. Abi tencere ucuzdur ya. Gözün senin. Nedir yani? 30 dolarımız var abi. Abi en fazla 30 dolar olsun. İçi değil. Hadi, dışı, tamam. Dışı boyayalım. İçi ayrı dışı abi, ayrı doğru. Boyanıyor. Doğru. Abi sen çatıyı o zaman kırmızı yap. Ben nasıl yetişeceğim çatıya? Abi çatıya nasıl yetişeceksin? Ama ben de bilmiyorum ki. Dur arabanın üstüne çıkayım. Boyum yetmedi. Şöyle yapsam. Lan çıksana. Aha boyadım valla. Boyayı da dikkatli kullanıyorum. Sen boyadın mı? Ben boyadım. Çıkamıyorum. Valla değişik oldu ha. Biraz fazla parlak olmuş ya. Ben daha koyu aldığımı sanıyordum ama. Ben de koyu düşünüyordum ama. Orada gözüktüğünden. Daha mat beklerken birazcık daha böyle. Evet.
Çok parlak oldu. Bunu neyse. Boya gibi oldu ama olsun. Paramız oldukça boyarız yine. E tabi canım. Rengimiz belli. Evet, bunu da boyadım. Aa, çok güzel oldu ya. Bir de şu yerleri de beyaza boyadık mı? Aa, şurada... İç rengi ne? Aa, ne oldu? Şurada bir tane şeye... Bir dakika dur. Bir tane metal istiyordu ya. Bak, boyayamamıştım. Şey yapamamıştım onu. Boyayamamıştım diyorum. Yapamamıştım. Heh, tamam. Işık. Şu yukarıdaki ışığa bir tane metal lazımdı. Hala mı? Onu en sonunda yaptım. Vay be. İşte bak, benim geldim. Evet, şimdi tenceremiz yok. Tencere ben alıp tencere şey yapmak gidelim. Lazım. Şurada benzin. Gel abi, gidelim. Benzin koyalım biraz araca. Birazcık koysa yeter. Sonra lazım olacak çünkü bu bize. Çok güzel oldu ev ya. Çok camlı olmuş çok zaten. Çok iyi oldu. Her taraf cam. Nereden gidecektik? Camlı şirin bir atölye. Şöyle bak, şu ara benim favori yerim artık. Tava ne kadarmış? Tencere yani. 66 dolar diyor oğlum. 66 ne ya? Alt tarafı tava ya. Sanki kendi pişiriyor. Arkadaşlar biz hemen bir avcılık yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı bir et topladık. Avlandık. Berkay'la geldik. Şimdi bunları satalım bakalım ne kadar getirecek. Atayım mı abi? Sat bakalım. 22 tane var abi. 330. Tamam. Şimdi bir daha basma sakın. Şeyler gitmesin. Soğutucular. Yok. Şimdi tava alıyorum bir tanecik. Bir tane yeter. Aynen. Zaten. Bir tane yeter. Bir tane zaten şey aldım. Aa, şeyi de alsak mı? Sosis makinesini. Neyi? Para kazanmışken. Olur. O zaman bir tane daha tava alalım. Yok, tavaya gerek var mı bir tane daha? Sosis makinesi zaten dışarı atıyor. Tavaya koymuyor. Öyle mi? Tabii. Tamam o zaman abi, sosis makinesi. 300 var. Dolar. Sosis makinesi de alayım. Nasıl gibi? Aa, hayvanlara şey almadık ama neyse, ben onu sonra hallederim ya. Buğday çuvalı. Onu sonra daha yapalım. O kadar da aç değillerdi, merak etme. Doldurmuştum zaten şeyleri ya. Baya. Bu tavanın kapağı nerede? Bize eksik malzeme veriyorlar. Bana ne? Yok yok, kapağı sonradan kendi kendine geliyor. Aa, boyalarımız kaldı öyle burada. Mi? Boyaları da koyalım şöyle. Ay, şimdi şunu şuradan alalım. Şöyle şuraya koyalım şu boyaları. Gel, bunu da buraya koyalım. Şunları da alalım. Evet, tavamızı da aldık mı? Şimdi artık bir tane kesim yaparız ha. Ne diyorsun? Kesim yapalım mı? Bir tane yapalım ya. Tamam, yapalım. Aha, şey nerede yok. Nerede tutacağız ayetleri? Onu almadık bu sefer de. Sersemletici yok. Sersemletici mi? Evet. Silahla öldürmüyoruz. Sersemletici diye bir şey getirdiler ya. Ama artık... Alalım abi. Silahla vururuz. Ne yapalım? Mermi var mı? Bende bakayım. Bende bir tane var. Sende? Bende 6 tane. 6-7 tamam. Tane. Bir de şeyde var. Tamam. Ben sen mi öldüreceğim? Oo, abi şunu mu vurayım? Bu ne? Bu erkek. Aa, ölmüş. Ölmüş mü? Ana, ölmüşler. Nasıl ölmüşler? Vallahi bir sürü ölmüş. Niye? Bilmiyorum. Açlıktan mı? Acıkmışlar oğlum. Aa, yem kalmamış. Ana, yavrular da ölmüş. Yapma ya. Hiç yemek kalmamış. Abi burada bir yavru daha ölmüş. Bak, bunlar da ölecek ha. Bunlar da ölecek. Aynen. Ulan biz keser miyiz, öldürür müyüz derken hayvanlar telef oldu. Hayvanlar kendiliğinden ölmüş. Eyvah eyvah. Ne yapacağız abi? Hemen şey alıp gelmek lazım. Yem mi? Yem alıp gelmek lazım. Para yok. Var, iki tane alacak kadar var aslında. Ben de diyorum, niye yatıyorlar bu saatte, uyumazlar ki bunlar. Yağmur da başladı. Şunlar da ölmeden yem alıp gelmek lazım. Bunların derisini yüzüyorum o zaman ben. Hoppa, abi bırak, bir sürü et oldu. Bırak şimdi yüzmeyi abi, diğerlerini hayatta tutmamız lazım. Her taraf et oldu. Abi, vakit kaybetmememiz lazım. Sen al gel istiyorsan. Buğday çuvalı al iki tane. Ben de bunları içeri taşıyayım ben de. Şu, abi benzin de az. Benzin şurada şeyde vardı, bidonda vardı ama. Bir tane buğday çuvalı alsan az mı olur acaba? Bir tane az olur abi. Dur bekle bir dakika, ben şunu bir takayım. Of, ne biçim yağmur yağıyor. Lan yanlış şeye bastım. Heh. Alabilirsin abi. Tamam. Vay arkadaş. Nereden ya. Nereden gördün acaba? O kadar nereden dom... Nereden abi? Şu arka taraftan gidecektin. Nereden? İstiyorsan sen bu etleri al, ben şeyi alayım geleyim. Evet abi, gel sen daha çabuk gider. Yer değiştirelim. Bak burada gideyim. Şeyler var, dolaplar. Bunları al istersen, içeride abi, çok et var. Dolaplara evet, doğru. Abi domuz kalmadı. Vallahi var, hala var da. Bir yavru daha ölmüş şurada.
Bir tane şuraya koydum hemen. Bunlar dolu mu? Çekil, çekil. Evet, onların dolu. Bir tane daha şey olması lazım. Ney? Dolap. Beşinci dolap nerede? Beşinci dolap mı nerede? Beş tane dolap vardı. Aa, dört tane var abi burada ya. Sen dört tane vermişsin. Yok ya, var orada bir tane daha. Aa, bir tanesi buradaymış, tamam. Ben su getireyim. Hayvanların suyu da yok galiba ya. Biz bayağı telef ettik hayvanları resmen. Aha, öldü abi. Hadi canım. Şimdi mi? Gözümün önünde öldü, evet. Vay arkadaş ya. En büyüğü öldü abi. Abi ne yapalım? Artık bunlarız etini. Bak yemeğe geldiler hemen. Abi bu gelemiyor mesela, bu ölecek. Bak bu da ölmüş. Of. Domuz kalmadı. O da ölmüş. Domuz kalmadı abi. Bence bir sonrakinde şeyi yapmamız lazım artık galiba ya. Otomatik yemleme. Abi, otomatik yemleme lazım galiba. Of, ne biçim şimşek çaktı var ya gözümün önünde. Videoda görmüştür arkadaşlar. Bari eve boşaltayım da. Oo, bunlar da gitti. Evet, bunları nasıl, içindekileri nasıl boşaltacağım abi? Neyin içindekileri? Bu domuz şeylerin içindeki. Orada dursun, alırız. Bir tane mi canlı kaldı? Yok. Evet. İki tane kaldı. İki tane. Abi oh. Kıyma mı yapacağız, sosis mi yapacağız? Kıyma yapıp ondan sonra sosis yapacağız. Suları var şu anda. Nasıl kullanacağız abi bunu? Dur geliyorum. Bayağı bir işimiz var burada. Şöyle yapsak mı ya? Bunu bir sonraki bölüme saklayalım. İyi bir para kazanıp yeni domuzlar falan alırız. Yemlik yaparız şuraya. Otomatik yemleme makinesi yaparız. Ne diyorsun? Olur abi. Çünkü bu bölüm zaten çok uzadı. Hani bu etler kaybolmaz değil mi? Yok, ben onları şey yaparım, buraya bir yere alırım video dışında. Hem yağmur da var zaten şimdi, çok gürültü de oldu. Keşke ölmeseydi hayvanlar ya, üzüldüm ama neyse. Vallahi ama en azından geri dönüşü kötü olmayacak. Evet, zaten bir kısmını biz şey yaparız, öldürürüz diyorduk da yavrular falan ölünce üzüldüm artık. Evet. Bir sonraki bölüme hallederiz onu. Umarım beğenmişsinizdir. Eline sağlık bu arada Berkay. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.